ve saatlerde Türkiye'nin ana haber bülteni saatini gösterdi bile. Ankara'nın gündemi toz duman içinde bir anda değişiverdi. İktidar anayasa değişikliği kartını açtı. Bunu konuşacağız elbette. Daha evvel büyük anayasa değişiklikleri ne zaman ve niçin yapılmıştı? Sonuçları ne oldu? Bunu konuşacağız. Ama önce size bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını dinletmek istiyorum. Sokağa çıktığında siyasetçiler gündeminizde ne var diye sorduklarında çok net bir cevap alıyorlar aslında. Sokağa çıkabilenler için söylüyorum. Koruma ordusunun içinde olmayanlar için, vatandaşın arasında gezebilen siyasetçiler için sayıları bir hayli az olmakla birlikte. Bir sokak röportajı bir YouTube kanalı için yapılmış, ee, Kanal Dünya YouTube kanalı için yapılmış bir sokak röportajıyla başlayacağız bültenimize. Ee, evet, Başı kapalı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, mikrofon uzatıyorlar. Nasılsınız, gündeminizde ne var diye soruyorlar. Duymayan da duysun. Bakın vatandaşın gündeminde ne var. Ya kardeşim, artık canımızdan bezdik. Vallahi bezdik. Çarkın bak bunu çek kardeşim. Bak, ayaklarımın üstüne duramıyorum ağrıdan. Bak şunları satma uğraşıyor 240 lira elektrik parası gelmişti. Lamba, bir tek lamba, bir televizyon. Çamaşır makinesini ayda iki ayda bir kere açıyorum. Yani aldığım üç buçuk milyon parayı nereye vereyim şaşırdım artık. Akşam o elektriği görünce kadar intihar etmeye kalktım. İnan ki edeceğim. Bir oğlum var evde asla yatıyor. O geldi gözümün önünden. Dedim ben şimdi için. Ben intihar eder gidersem benim çocuğum ne olur. Bütün gün uykuda. Ya bu kadar zam üstüne zam zam üstüne. Zam üstüne zam olmaz ya olmaz bu kadar duymuyorum bu kadar duyarsız kalmasın bu hükümet yeter artıkın ya. 3500 lira parayla bir ay boyunca nasıl karın doyar? Evde hasta çocuğu için dışarıda elinde yaptığı çorapları satmaya çalışan bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına bir yanıt versin ülkeyi 20 yıldır yönetenler. İki kez bu ülkede anayasayı değiştirmiş olanlar. 2010 yılında anayasayı değiştirdiklerinde o yolun sonu 15 Temmuz hain darbe girişimine çıktı. 2017 yılında anayasayı değiştirdiler. Tek adam rejimine geçti ve Türkiye Türkiye ekonomisi yönetilemiyor. Adeta ülke savrularak iflas duvarına doğru sürüklenmekte. Şimdi hal böyleyken eğer samimi ise CHP gelin anayasayı değiştirelim diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan az evvel de iktidar ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir süre görüştüler ve o görüşmeden ilk görüntüler de geldi e, gündemlerinde ya iyi söylediniz bu anayasa değişikliğini nasıl yapalım şimdi herhalde bu vardı yani bu 3500 lirayla ayın sonunu getirmeye çalışan emekliyi konuşmuş olduklarını zannetmiyorum bunlar yeni görüntüler ve bir aile mutlu aslında iktidar ortakları. bir saat süren görüşmede herhalde seçime kadar gidecek süreçte atılacak adımları konuştular. Anayasa değişikliği hamlesi de bu adımlardan biri olsa gerek. Ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer samimiyseniz diyerek CHP'ye yönelik söylediği sözleriyle anayasa değişikliğinin sinyalini verdi. O değişikliğin içinde Gerçekten özgürlüklerin olacağını düşünenler herhalde son 20 yıldır Türkiye'de yaşamıyorlardı. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde, genel kurulun gündeminde aynı gün sansür yasası var. Basını, konuşan herkesi, tweet atanları, hala yazıp çizenleri, anket şirketlerini susturmak üzere hazırlanmış sansür yasasının mimarlarından İçinde özgürlükleri barındıran, yeni özgürlükleri barındıracağı söylenen bir anayasa değişikliği bekleyen var mı hala? Yoktur diye düşünüyorum. Ha cemaatlerin farklı tarikatların isteğiyle İstanbul Sözleşmesi'ni, kadın haklarını, LGBTİ artı bireylerin haklarını hedef alacak bir anayasa değişikliği mevzu bahis olacaksa Yıllardır sokakta her şeye rağmen direnen, eylem yapan, boyun eğmeyen, onur günlerinde polis şiddetiyle karşılaşan LGBTİ bireyleri ve bu ülkenin cesur kadınlarını unutmasınlar derim. Önümüzdeki dakikalarda siyaseti konuşacağız. Bu ülkede konserler yasaklanıyor, festivaller yasaklanıyor, müzisyenler hedef alınıyor. Tarikatlar ve cemaatlerin istedikleri her şey neredeyse hayata geçiriliyor. Hayat susturulmaya, renksizleştirilmeye çalışılıyor. Ve bunun mimarlarından şimdi yeni anayasa bekleyen mi var Allah aşkına? Ee, müzisyen... Onur Şenerle ilgili, Onur Şener cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler var. Ankara'da çalıştığı mekandan ayrıldığı sırada evine giderken saldırıya uğrayan Onur Şener bir şarkı için hayatını kaybetti. Tutuklu devlet memurları görevden dün uzaklaştırıldı. Dün uzaklaştırabildiler. Bir açıklama yaptı Çalışma Bakanlığı ve 2012 yılında göreve başlamışlar. İdari bir pozisyonda da değillerdi. Karıştıkları adli olaydan sonra görevden de uzaklaştırıldılar, uzaklaştırıldılar dedi. O gün orada olan tanıklardan birinin ifadesi ortaya çıktı bugün. Beş kişiydiler ve üzerine çullandılar. Öldüresiye çizdiler çizdiler ellerindeki cam kırıklarıyla diyor görgü tanığı. İkinci haberimiz Onur Şener cinayeti. Sök, Turan senin için çocuk gözlerin Müzisyen Onur Şener cinayetinde tutuklanan devlet memurları görevden uzaklaştırıldı. Şener'in kız arkadaşı o geceyi anlattı. Var, Ankara'da bir eğlence mekanında sahneye çıkan Onur Şener, istek şarkı sebepti. Mekan çıkışında cam parçalarıyla saldırıya uğradı, hayatını kaybetti. İki kamu görevlisi ve bir mühendis, katil zanlıları kasten öldürme suçundan tutuklandı. Çalışma Bakanlığında iş müfettişi İlker Karakaş, Ali Gündüz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'de elektrik mühendisi Semih Soyal. Saldırganlar ifadelerinde tutarsızdı. Suçsuzum dediler ama Ali Gündüz ve Semih Soyal, bir abardayla Onur Şener'e vuranın İlker Karakaş olduğunu söyledi. Onur Şener cinayetinde tutuklanan iki müfettiş görevden uzaklaştırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı. Ankara'da gerçekleşen asayiş olayıyla ilgili olarak olayda isimleri geçen İlker Karakaş ve Ali Gündüz. Devam eden adli süreç dışında bakanlığımızca da gerekli tahkikat ivedilikle başlatılarak kamu görevinden uzaklaştırılmıştır. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi de cinayetin diğer zanlısı tutuklu elektrik mühendisi Semih Soyalp'in iş akdini feshetti. Onur Şener'in kız arkadaşı zanlıları teşhis etti. İfadesi alındı. Gece sonunda mekandan çıktığımızda grubun beklediğini gördük. Arbede çıktı. Onuru darbetmeye başladılar. Yerde yattığını gördüm. Boynuna tampon yapmaya başladım. Yardım, ambulans istedim. Kesikleri vardı. Çok fazla kan kaybetmişti. İzmir'de Onur Şener cinayeti protesto edildi. Meslektaşları da vardı. Güvencesiz iş ortamları müzisyenlerin kaderi olamaz dediler. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de Onur Şener cinayetiyle ilgili bir açıklaması vardı. Sırtını iktidara yaslayan herkes kendine her şeyin sahibi zannediyor dedi Akşener. Grup toplantısında konuştu. 20 sezonlu keyifsiz bir dizinin final sezonu geldi. Sözleri önemliydi. 20 sezon süren keyifsiz bir dizinin final sezonundayız. Evet heyecanlı bir final. Finalde e, sezon final değil artık. Yayından kaldırılacak dizi reytingleri düştüğü için final senaryosu çok önemli. O yüzdendir herkesin dikkat etmesi gerekiyor attığı adıma da ağzından çıkan sözde de. 20 sezonluk gereksizce uzatılmış keyifsiz bir dizinin final sezonu sonunda geldi çattı. Hiç merak etmeyin. O sene bu sene. AK Parti iktidarı yüzünden Memleketimizin bereketi de güzellikleri de soluyor. Balık baştan kokar derler. En tepedeki şımarıklık, acımasızlık toplumun tamamına yayılıyor. Oysa ülkeyi yöneten kişi her tavrıyla örnek olmalıdır. Ama iyi örnek olmalıdır. Beğenmediği herkese saldıran, hakareti ve iftirayı kendine hak sayan ülkeye nifak tohumları eken bir zihniyetin neden olduğu toplumsal gerilim artık tehlikeli bir seviyeye ulaştı. Türkiye bu gerilimi artık taşıyamıyor. Geçtiğimiz hafta Ankara'daki bir eğlence mekanında yaşananlar işte tam olarak bu gerilimin sonucudur. Sanat Evet, ses düzeyindeki farklılık için özür dilerim. Duymak için ekrana yaklaşmak gerekti. Bazen birbirimizi duymak için birbirimize yaklaşabilmemiz lazım. Bazı izleyicilerimiz diyorlar ki, tamam 20 yıllık iktidar anayasayı değiştirdi ve Türkiye Cumhuriyeti yönetilemez hale geldi. Şimdi yeni bir anayasa değişikliği teklifiyle geliyor ama durduk yerde de bu teklifi yapmadı ki. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun